Öncelikle herkese merhaba. Bugün Kanal İstanbul'u konuşacağız. Kanal İstanbul, Türkiye'de siyasi gündemin üst sıralarında yer alıyor. Toplum adeta yine iki parçaya bölündü. Ciddi bir kutuplaşma var. Peki neden kaynaklanıyor bu kutuplaşma? Çok açık. Çünkü Kanal İstanbul bilimsel olarak çok tartışılmadı. Dolayısıyla tartışılmadığı için toplumun değişik kesimlerinde, üniversitelerde, ne bileyim sivil toplum kuruluşlarında tartışılmadığı için tabii herkes siyasi duruşuna göre tavır aldı. Peki Kanal İstanbul nedir? Çok net, kesin söyleyeceğim. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, gerekse Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından yola çıkarak net olarak hemen Kanal İstanbul tespitini yapalım. O tespit de nedir? Kanal İstanbul bir gayrimenkul projesidir. Nereden çıkarıyorum bunu? Murat Kurum aynen şunları söylüyor. Diyor ki, yatay şehirleşme anlayışıyla yeni 500 bin nüfus bu bölgede tasarlanmıştır. Yatay şehirleşme, 500 bin nüfus. Nerede? Kanal İstanbul'un etrafında. 500 bin nüfus demek, mevcut çekirdek aile yapısını ele aldığımız zaman yaklaşık 150-200 bin daire. İstanbul Boğazı'ndaki daire fiyatlarını bilmem biliyor musunuz? Tabii Bebek'te farklıdır, elbette Beşiktaş'ta, Sarıyer'de, Rumalihisar'ında farklıdır ama neticede daire fiyatları, hele bir yeni daire ise bu, çünkü Boğaz'da malum imara açık değil, istediğiniz gibi daire yapamıyorsunuz, yenileyemiyorsunuz, ancak mevcut olanı geliştirebiliyorsunuz. Burada fiyatlar 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon eğer yalıysa hatta 600-700 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un etrafındaki daireler de öyle ucuz olmayacak. Özellikle Orta Doğu'nun zenginlerine, belki Uzak Doğu'nun, belki Rusya'nın, Avrasya'nın zenginlerine bunlar pazarlanacak. Tabii elbette bir piyasa oluşmuş değil, şu kadar olur, bu kadar olur da diyemiyoruz. Ama burada 150-200 bin civarında bir daire, konut yapılacak ve bunlar da satılacak. Kaç paradan satılır? O konuda net bir şey söyleyebilmek mümkün değildir ama bir 500 bin dolardan aşağı olmayacaktır. Eğer dolar cinsinden konuşmayı tercih edersek, varın siz hesap edin ne kadar olacağını. Gelelim tabii olayın uluslararası boyutuna. Buna kim karşı çıkıyor, kim istiyor, bunu da ortaya koymamız lazım. Amerika çok istiyor. Niye? Amerika özellikle Karadeniz'de bir etki oluşturamadı. Montreux Sözleşmesi Amerika'nın Karadeniz'de etki oluşturmasına engel. Neden? Çünkü Montreux Sözleşmesi'nde bir kural var. O kural nedir? Der ki Montreux Sözleşmesi 15-21-45 kuralı. Nedir? Biraz daha açalım. Bir gemi 15 bin tondan fazla tonaja sahip olamaz. Toplam tonajı bir ülkenin kaç olabilir? 45 bin ton olabilir. Tabii mevcut teknolojik gelişmeler ele alındığında 45 bin tonaj toplamda çok düşük kalıyor. Toplam kaç gün Karadeniz'de kalabilir Montreux Sözleşmesi'ne göre? 21 gün. Bu ne demektir? Karadeniz'de mesela Amerika müttefiki olan Romanya'da, Gürcistan'da istediği gibi üs kuramıyor. Eğer Amerika'nın böyle bir imkanı olsaydı Rusya'ya çok daha yakın olmak ister. Malum Avrupa'nın doğasına çok ciddi füze yatırımları yapıyor Amerika Birleşik Devletleri haliyle. Neden Romanya'da dünyadaki en büyük deniz üssünü kurmasın? Hatta bu yönde ciddi açıklamalarda yapılıyor işin ehli tarafından. Dolayısıyla Amerika bu bölgede böyle bir niyete sahip. Montreux Sözleşmesi buna engel. Peki Kanal İstanbul yapıldığı zaman Montreux Sözleşmesi devreden çıkıyor mu? Net olarak söyleyelim. Evet, devreden çıkıyor. Niye? Çünkü Montreux Sözleşmesi der ki Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı bir bütündür. Siz bu bütünden bir tanesini böyle çekip aldığınız zaman ne kalıyor? İki tane kalıyor. Yani Çanakkale'den Marmara Denizi'ne giren bir gemi Kanal İstanbul'dan geçtiği zaman otomatikman Montreux'u delmiş oluyor. 1936 tarihli bu uluslararası sözleşmeyi delmiş oluyoruz. Peki 21 günlük Karadeniz'deki bu gemilerin kalma, savaş gemilerinin kalma durumu devam edecek mi?
Evet, o konuda çok tartışma var. Çünkü hakikaten bu yepyeni bir olay. Çünkü bugüne kadar dünyada bir deniz yolunun olduğu bir bölgede asla ve asla bir kanal yapılmadı. Hele hele bir Montreux Sözleşmesi gibi bir sözleşmenin olduğu bölgede hiç ama hiç yapılmadı. Bu bölge çok özel bir bölge. Bu bölge dünyanın kalbi. Haliyle bu dünyanın kalbine ilişkin elbette hukuki tartışmalar bundan sonra da çok yoğun olarak devam edecek. Hele hele ilk kazma vurulduğu andan itibaren bu tartışmalar daha da yoğunlaşacak. Bir görüşe göre 21 günlük süre de devre dışında kalır. Bir başka görüşe göre 21 günlük süre işler. Çünkü bir karşı görüşlü olanlar der ki yani neden 21 günlük süre burada kalsın? Zaten Montreux delindi. Delindiği zaman 21 günlük de süre ortadan kalkmış olur. Öbürü der ki yok o farklı bir boyuttur. Dolayısıyla 21 gün devam eder. Böyle bir tartışmalar var. Bundan sonra biz bunlara çok sıklıkla tanık olacağız. Net olarak söyleyelim. Amerika böyle bir şeyi istiyor. Niye istiyor? Çünkü özellikle müttefiki olan Romanya'da bir Rusya'ya karşı üst kurmak istiyor. Rusya buna karşı çıkıyor mu? Elbette elimize geçen bazı bilgilere göre Rusya karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Çünkü Sputnik Rusya'nın resmi radyosu. Orada çıkan bir haber var. Dikkatimi çekti. Haberin başlığı şu. Sadece Türkiye'nin değil Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkenin de güvenliği tehlikeye girer. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye yerleşirse tıpkı bu bölge Basra Körfezi gibi olur. Herkes burada istediği gibi at koşturur. Dolayısıyla atların bacakları birbirine dolaşır, gemiler dolaşır. Dolayısıyla Karadeniz ne olur? Gerginliğin tırmandığı bir bölge haline gelir. Yani artık biz Karadeniz'den hamsi alamayız, palamutu hiç göremeyiz. Ama neyi görürüz? Bol bol savaş gemisi görürüz. Böyle bir coğrafya haline gelebilir. Bu tehlike ortada. Böyle bir tartışma var. Bu tartışmalar bizi nereye götürüyor? Kanal İstanbul'un ortaya çıkaracağı gelecekteki jeopolitik sorunlara getiriyor. Tabii ben şunu tartışmıyorum. Yani Kanal İstanbul'un İstanbul'a işte zararı ne olabilir? Bu da çok konuşulmadığı için her kafadan bir ses çıkıyor. İşte depremde İstanbul'da 8 milyon kişi bir adada kalıyor. Bu 8 milyonluk bu adadan yani İstanbul'un ana Avrupa adasından transferi nasıl olacak? Ayrı bir konu. Ayrı bir tartışma meselesi. Su kaynaklarının %29'u yok olacak deniyor. İşte buna karşılık hükümet diyor ki Melençay'ı iyi güzel de Melençay'ı baraj çatlak yani bunu ne zaman tamir edileceği veyahut da hazır kullanılabilir hale geleceği de çok net değil. Onun için barajına da çok güvenemiyoruz. Güvenemediğimiz için şu anda İstanbul'da zaten bir su tartışması almış başını gidiyor. Bu Kanal İstanbul'la birlikte bu daha da genişleyecek, daha da sertlikle, şiddetle tartışılacak. Böyle bir boyutu var. Başka ne var? Mesela tarım arazileri 136 milyon metrekareden söz ediliyor. Belki daha da fazladır, daha azdır. Bunlar klasik tahminle. Çünkü malum 47 kilometre uzunluğunda bir kanal bu. Etrafı 100 metre genişliğinde olacak kanal. 25 metre derinliğinde olacak. Tabii etrafındaki siz eğer bu konut proje bandını genişletirseniz o bölgedeki tarım arazilerinin tamamı gümbürtüye gider. Dolayısıyla belki de çok daha fazla bir metrekare tarım arazisi yok olur. Başka ne var? 23 kilometre karelik orman alanının yok olacağı söyleniyor vesaire vesaire. Bu tür tartışmalar da var. Tartışmanın zaten bundan sonra daha da sertleşeceğini biz görebiliyoruz. İlk kazmayla birlikte hele haftaya çevre etki değerlendirme raporu çıkacak. Bu rapor biraz daha tabloyu bize yansıtacak ama hükümet tarafından tabii hazırlanan bir rapor olduğu için elbette bütün boyutlarını biz orada görebilmemiz mümkün değil. Daha ziyade projeye destek veren ilim ehlinin veyahut da bilim insanlarının görüşleri ortaya çıkacaktır. Ama yine de bir manzaranın ortaya çıkması açısından son derece önemli çevre etki değerlendirme. Evet, şimdi bu boyutlarını da tek tek ortaya koyduktan sonra şunu da yansıtmakta fayda var. Kanal İstanbul projesi malum yeni bir proje değil. Bakın 1994 yılında Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit böyle bir projenin böyle bir projeden bahsetmişti, gündeme getirmişti. Daha önce Osmanlı döneminde de benzer projeler gündeme gelmiş ama bugüne kadar uygulanmamış. Bir de maliyet konusu var. Burada referansımız yok maalesef. Çünkü en son
kanal nerede açıldı? Süveyş kanalında paralel bir kanal açıldı. Bu 72 kilometrelik kanal bir senede tamamlandı. Kanal İstanbul'un bir senede tamamlanmayacağı ortada. 5 sene, 6 sene, 7 sene artık inşaatın hızına göre belki bir karar verebiliriz. 35 kilometresi paralel kanal olarak açıldı. 37 kilometresi ise eski hattın derinleştirilmesi şeklindeydi. Yaklaşık 4 milyar dolar harcandığı söyleniyor ama Mısır hükümetinin verdiği rakam bu. 9 milyar dolar diyen de var. İşte Kanal İstanbul'la ilgili net bir şey söylenmiyor. Yaklaşık bir 15 milyar dolar deniyor. Böyle bir rakam ortaya atılıyor. Ama bu 20 olabilir, 13 olabilir. Kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Yine İstanbul Havalimanı malum yeni yapıldı. Küçücük bir alanın 11 milyar euroya inşa edildiğini görüyoruz. Yani 11 milyar euro. Şimdi siz 47 kilometrelik bir kanal açacaksınız. Burada maliyet düşük olacak. Bir havalimanı 11 milyar euroya mal olmuşsa veyahut da işte ek terminallerle birlikte olacaksa bundan çok daha katmerli bir proje olan Kanal İstanbul için de 15 milyar euro biraz hani cüce kalıyor. Onun için burada da net bir şey söyleyebilmek kolay olmuyor. Biz Süveyş kanalından yola çıkarak böyle bir rakam ortaya koymak da biraz abesle işgal gibi geliyor ama Süveyş kanalında böyle bir yaşandı. 2014'te başlandı, 2015'te bu paralel kanal bitirildi ama paralel kanaldı. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un maliyeti 20 milyar euro olabilir. Peki bu para nereden gelecek? Bu paranın kaynağı nereden çıkacak? Malum şu anda hükümet çok ciddi bütçe açığı veriyor. Türkiye'ye çok da böyle döviz girişi de öyle güçlü bir şekilde olmuyor. Bunlar dövizle oluyor. Şehir hastaneleri bile dövizle yapılıyor. Barajlar dövizle yapılıyor. Havalimanları dövizle yapılıyor. Siz yurt dışından bu kaynağı bulamazsanız ne yapacaksınız? O da ayrı bir soru tabii. Dolayısıyla eğer bu yurt dışından krediyle gelecekse bu kez döviz kurları üzerinde baskıya sebebiyet verecek. Bu kez işte dolar 7 lira 8 lira olabilecek, 9 lira olacak. Allahu alem bilemeyiz, gelecekle ilgili tahminde bulunmak zor ama neticede bir baskı oluşturacak. Biz bunu işte bu Osman Gazi Köprüsü'nde, ondan sonra 3. Köprü'de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, şehir hastanelerinde gördük. Hep bunlar döviz kredileriyle yapıldı. 15-20 milyar dolarlık bir kredi otomatikman ne yapıyor? Türkiye'nin dış borcunu artırmış oluyor. Artırdığı için de ne oluyor? Sizin sıcak para ihtiyacınız artıyor. Bu da neyi beraberinde getiriyor? Döviz üzerindeki baskıyı beraberinde getiriyor. Bizim toplumumuz da döviz konusuna çok hassas. Maalesef böyle bir Türkiye var. Kendi paramızı basıp, kendi paramızı milli para tezini bu bağlamda Profesör Doktor Haydar Baş çok yıllardır gündeme getiriyor. Ama milli gayri safi milli hasılamıza göre kendi paramızı basıp kendi paramızı kendi halkımıza benimsetemediğimiz için ne ortaya çıkıyor? Dövize bağımlı bir toplum ortaya çıkıyor. Bu Kanal İstanbul'un böyle bir etkisi de olacak. Yani sadece çevreye, sadece uluslararası politikaya değil, aynı zamanda döviz kurları üzerinde de bir etkisi olacak. Haliyle çok kompleks bir olay. Biz zamanla bunun farklı yönlerini de görebileceğiz. Ama özetle durum bu.